Sevgili izleyiciler merhaba. Bugünkü konuğumuz Kazakistan'dan estetisyen Nazilya Abdalli. Kendisi estetisyen. Nasılsınız? Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? İstanbul'u beğendiniz mi? Başınızga salim. İstanbul'da katta jaksı görüyorum. Tabiatı, arhitekturası, adimi kalıların biri. Ya İstanbul'da şahırtularınızda görüp kuanıp kaldım. Merhaba, teşekkür ederim. Kendimi çok iyi hissediyorum. İstanbul'u çok seviyorum, çok beğendim. Davetiyeleriniz için teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Biz de çok memnun olduk. Çalışmalarınızı Instagram'da gördüm, çok sevdim. Acaba kırışıklık giderme ve yüz bakımı ile ilgili biraz detay iletebilir misiniz? Ve bunu kaç yıldır yapıyorsunuz? Estetisyen bolup jumış jasap jatkanıma 6 jıl boldu. Osmen көбінесе жұмыстарымның, яғни бұл бірнеше жоғарғы білімім бар. Инженер-конструкторды бітірдім, архитектурада дизайнер-интерьераны бітірдім, және бұл медицина саласына оқыдым. Неге десеңіз, қазір ассистент болып жұмыс жасап жатырмын. Көп өмірімнің уақытын жұмысым алады. Яғни бұл саланы жүрегіммен қабылдадым. Қазақстанда және Стамбулда, Анталияда жұмыс жасаймын. Ол жерде пациенттерім бар. 6 yıldır estetisyen olarak çalışıyorum. Bu mesleği severek, yani beğenerek yapıyorum. Bundan ayrı başka da yüksek lisans bölümlerinde mezunum. İnşaat, mimar ve bu son aldığım eğitim sağlık şeyle bağlı. Şu an bu sektörde kendimi geliştirmeye devam ediyorum. Plazma nedir? Bilgi verir misiniz? Plazma prosedurasını özüm öte katı jaksı göremin. Nege deseniz, o prosedura Koreya aparatı men jasalınadı. O, meselen, közün aynalasında artıq teri bette bosalgan terilerdi jandırıp, toplap, olardı jara eretinde tüsüredi. Yani o janağı jara bolıp tüsüp kalgan teri bizde kaytadan kalpına kelmeydi. Yani o prosedura uzak jolga deyin sosuladı. Erten betinizge kaytadan ajim tüsürüp almas için, yani onu botokspen uzak uaktıqa deyin terini sol jermes için botoks kullanamız. Plazma prosedurası tek kana ajimdi ketirmeydi, onu men kosa жана қаударды беттегі мендерді дақтарды артық жанағы алып тастайтын папилломдарды жанағы жандырып алып тастайды. Плазма процедурасы мен оқу беремін, үйретемін. Шәкірттерім де бар қазіргі салада жұмыс жасап жатқан. Оны мен қатар жанағы қандай термен қалай жұмыс жасау керегін, қандай әжімдер болатын, соны толық үйретіп шығамын. Plazma uygulamasını kendim seviyorum, beğenerek yapıyorum. Plazma uygulaması ve botoksunun ne gibi yani ayrıntılı şeylerini şey yapmak, özetlemek istiyorum detaylarını. Plazma uygulaması uygulandığı zaman kırışıklarımızın tamamen cildimizden oturması, yani o boşluk alanlarının dolmasıyla sonradan oluşmasını önüne çıkıyoruz. Yani biraz zamanımızı durdurabiliriz diye de söyleyebilirim. Ondan sonraki aşamada, ikinci uygulamada çene altı, göz çevresinde oluşan sarkıklık, kırışıklara da bu plazma uygulamasının faydaları çok oluyor. Yani iyi geliyor. Şu anki şeyde eğitim de veriyorum. Plazma cihazın nasıl kullanılması, cildin ne gibi faydaları oluşmasını kendimde bu eğitim alarak bu işi devam ettiren bir sürü öğrencilerim var. Aynı zamanda sertifika alarak bu işin uzmanı da olabilirler. Online desteğimiz de sağlanıyor. Ciltle nasıl çalışması gerek, cildin ne gibi bakım önerim şeylerimizi destekliyoruz. Bunu da yani söylemek istiyorum. Çok tebrikler, başarılar diliyoruz. Hangi kırışıklık önleme prosedürlerini uyguluyorsunuz? Botoksa başlamak için en uygun zaman nedir? Herhangi bir zararı var mı? Botoks prosedurasına көбінесе 20 жастан кейін
адамдар келеді. Неге десеңіз, 20 жаста көз айналасына майда жүмдер түсе бастайды. Көбінесе үлкен кісілер, мәселен, 40 жастан асқан кісілер қалыптасқан әжімдермен келеді. Оны ботокспен кетірмек, ботокспен шығармақ істейді. Бірақ ботокс ол бізде мимиканы тоқтату үшін арналған процедура. Яғни ол әжімді кетірмейді беттегі. Ол үшін басқа да процедураларды бірлікте алып жүру керек. Мәселен, қазір көбінесе әжім кетіру процедураларына ботокс, немесе филлер, немесе плазма процедуралары қолданылады. Ботокске көбінесе 20 жастан бастап келеді. 20 жастан бастап көзінің айналасына майда әжімдер түсе бастайды. Ботокс кімге жасалады? Ботокс мимикасы қатты жұмыс жасайтын адамдарға жасалады. Күлген кезде көзінің айналасы жиналады, немесе қасты түйген кезде қастың ортасында сызықтар пайда болады. Соны жұмысын, яғни еттің жұмысын тоқтату үшін қолданылады. Ол уақытша бір жыл бетке жасалатын процедура, бір жерде бір рет жасап тұруға болады. Мысалы, 45 жастағы адам келеді қалыптасқан әжіммен. Қалыптасқан әжімге ботокс көмектеспейді. Ботоксның не дей десеңіз, уже ботокс көмектеспейді. Неге десеңіз, шұңқыр болып кеткен әжімнің астын филлермен толтыру керек. Бір жолы бар, екінші жолы ол плазмамен, яғни жан-жағын жандырып, артық теріні күйдіріп алып тастау керек болады. Бұл жерде әжімнен астын немесе толтырып, немесе плазмамен алып тастағаннан кейін бет тегістеледі. Содан кейін бар ботекс жасауға болады. Ботексті негізінде ешқандай залалы жоқ организмге, оны яғни қолдана білу де керек. Мөлшері болады оның, яғни адамның бетіне қарай. Қатты беті қыршық болса, оны жаңағы көп мөлшерде қолданылады. Бетінде мимикасы аз болса, оның дозасы да аз болады. Öncelikle kırışıklardan bahsetmek istiyorum diyor. Kırışıklardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle bu kırışıklar bizim kendimizin günlük gülümsememizde, üzüntülerimizde, yani kızgınlık anlarımızda oluşan mimiklerimizden biriken cildimizdeki derimizin altındaki şeylerden oluşan etkinlik şeyler. Bunu nasıl giderebiliriz? Botoksa başvurmadan önce yaş aralıkları 20 ile 40 yaş aralıklarından gençleşmek, daha da güzelleşmek amaçla yapılan bir uygulamadır. Şu an çok yaygın şekilde kullanılıyor. Botoksun iki aşamada uygulaması var. Deri altına sarkıklık, bu yaşlılık şeylerinden oluşan kırışıkların önlenmesi, yerine getirmesi, daha da toparlanması cildin. Bir de tip şeylerine göre misal veriyoruz. Cildin kuruluğu ve yaşının şeyini de önemseyerek bir de bu botoksu kimler uygulayabilir? Genç aralıklarından gençken daha yeni oluşan çizgileri yok etmek, yani bu şeyler tamamen kırışıklar yok edilmiyor ama azaltması, durdurulması amaçla uygulanıyor. Çok güzel. Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. İşinizde, özel hayatınızda başarılar dileriz. Sizlerge de köp köp rahmet. Şakırgandarınızğa, tanışqanıma qoyanıştı boldum. Çok teşekkür ederim davetleriniz için. Çok memnun oldum. Biz de çok memnun olduk. Sevgili izleyiciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.